2020 yılında da hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. Ekonomide 2020 yılına olumlu başlangıç yapıldığını vurguladı, enflasyon ve faizin öncelikli politikalar arasında olduğunu belirtti. Kamu bankalarında faiz oranlarının düşeceği müjdesini verdi. Bankalarımız faizlerde yeniden bir indirim. Bu 9-11,5'ü nereye çekelim? %8 ile %10 bandına çekelimle mutabık kaldık. İndirimleri yansıtmaya devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyasıyla bir araya geldi. Ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız dedi. İkinci çeyrekle birlikte, üçüncü çeyrekle birlikte enflasyon, çok net ifade edeyim, bu yıl belirlediğimiz %8,5 hedefini Allah'ın izniyle başaracağız. Ve yeni ekonomi programındaki 3 yıllık 2022 hedefi, ki Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyonunun biri olacak, %4,9 hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Albayrak, uluslararası sermaye piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yapıldığını da açıkladı. Uluslararası sermaye piyasaları tarafından ülkemize tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor. İhraca gelen 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş bugüne kadarki en yüksek yatırımcı talebidir.